Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de konumuz yine doğal afetler. Malumunuz bir gün depremle, bir gün selle ya da buna benzer bir afetle uyanıyoruz. Tabii bunun yanı sıra küresel ısınma denen bir bela var başımızda. Tabii bunun bir de arka perdesi var. Tüm bunları konuşacağız. Hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, küresel ısınmaya inanıyor musunuz? Küresel ısınmaya inanıyorum. Buzullarda erimeler oluyor. İnsanlarda çok harcamalar oluyor. Başka ne diyeyim? Başka aklıma gelmiyor. Tabii şimdi küresel ısınma mutlaka gerçek. Ancak insan eliyle yapılan birçok deneyler var o bölgede. Özellikle kutuplarda. Yani insanlar deney yaparken acaba dünyanın dengesini bozuyor olabilirler mi? Dünyanın dengesi bozuluyor. Her şey deneye bozuluyor. Ne olacak dünya belli değil. Mesela en son yaşanan afet orman yangınıydı, biliyorsunuz yurdumuzda birçok orman yangını çıktı ama aynı zamanda sel felaketleri oldu, deprem felaketleri oldu. Bir de pandemiyle uğraşıyoruz. Tüm bunlar sizce küresel ısınmanın veya insan eliyle yapılan müdahalenin sonucu olabilir mi? Küresel ve insan eliyle olabilir. Bu yangınlar zaten ağaçların altında hep torpil çıktı diyorlar. İnşallah temelimiz sönmesini bekliyoruz ama havalarda sıcak, yağmur da yağmıyor. Devletimiz uğraşıyor. Tabii bunlar önemli, mutlaka mücadele edilecek ama genel olarak baktığımızda doğal afetler tabii insan eliyle de maalesef biraz değişime uğrayabiliyor. Mesela şu aşamada İstanbullular özellikle mesela sıcak havayla bahsetmeye çalışıyor. İstanbul için mesela yüksek bir ısınma ama Türkiye genelinde de öyle, dünya genelinde de öyle bir ısınma söz konusu. Bu tür afetler sizce insan psikolojisini etkiliyor mu? Genel olarak baktığınızda gelecekten kaygılı mısınız? İnsan psikolojisini etkiliyor. Başka bir yerlere gitmek istiyor insan. Başka ne diyeyim? Geçim derdi zaten var. İnsan psikolojisi etkiler. Yani gelecekten kaygılısınız. Evet, gelecekte kaygılıyız. Ne olacağı belli değil. Ben İstanbul değilim ama Artvinliyim. Bizim orada da sel oldu. Havalar orada da güneşli olmaya başladı. Bakalım ne olacak. Allah sonumuzu ayırsın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim, küresel ısınma diye bir kavram var biliyorsunuz. Dünyanın dengesi bozuldu işin Türkçesi. Siz genel olarak baktığınızda küresel ısınmaya inanıyor musunuz? İnanıyorum. İnsanların yapmış olduğu, doğaya yapmış oldukları tahribatlardan dolayıdır. Zaten yakın günlerde de bunu fark ediyoruz. Heyelanlarda, doğanın dengesinin bozulmasında. Yani bu tamamen insanlardan kaynaklı bir küresel ısınmadır. Şimdi şu da var. Mesela bilim adamları elbette insanlığın refah için çalışıyorlar ama bir kısmı da bazı dengeleri bozdu galiba. Yani suni depremler olsun, sele neden olabilecek deneyler olsun, suni yağmurlar olsun, bunlar doğayı etkiliyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani sonuçta gene yapılan insanlardan kaynaklı durumlardır. Yani bu kendiliğinden olan durumlar değil. Yani bugün eğer bir küresel ısınma oluyorsa, örneğin olabildikçe betonarme oluyor. Doğayı tahrip ediyoruz. Yetmiyor, yakıyoruz. Yer altındaki bazı belki doğanın dengesini sağlayan kaynaklar vardır. Başta doğal gazdır vesaire. Bunlar boşuna değildir. Yani yaradan yaratmışsa bir şeyi var, bir nedeni var. Biz de bunları bilinçsiz bir şekilde kullanıyoruz. Olabildiğince tüketiyoruz. Yani suni de olsa, suni olmasa da yani bu doğal yolda da olsa bir tahribattır. Yansıması var. Mesela bir bakıyorsunuz yazın ortasında seller yaşanıyor. Son iki yılın ülkemizde öyle seller oldu ki hiç görmediğimiz hortumlar var. Evet. Yani avuç büyüklüğünde dolu yağıyor. Evet. Yani bu pek karşılaştığımız bir durum değil. Şimdi bu geçmişle kıyasla zaten ayetlerde de belirtmiş. Yani kullar yolda çıktığı zaman ben belli aralıklarla terbiye edeceğim. Bu sel olabilir, işte beklemedi, işte yaz ortasında sabah konuştuk, hiç hayatımda yaşamadım, işte Van'dır vesaire, hiç yazın yağmur yağmadığı yerde sel oluyor. Yani o da böyle uzun süre yağışlı değil, kısa bir sürede
Hani bunlar insanların ibret alması gereken şeylerdir. Evet. Hani bu da gene de insanların doğanın tahrip etmesiyle kaynaklıdır. Evet. Ve belki farklı yere de çekebilirsin ama bunlar tamamen insanın doğayla, kendisiyle barışık olmadığı, insanın insanla barışık olmadığı, yani dünya oysa herkese yetiyor. Evet. Kimisi ırksaldır, kimisi bilmeyen farklı şeylerledir. Her coğrafyamızda her gün katliamlar vardır. Maalesef. Yani bu da doğanın bir tahribatıdır. Değil mi? Yani Allah insanları şerefli bir mahluk yaratmış. Ama insan kendini... Ben genel demiyorum, tenzil ediyorum. Ama çoğu bir şekildedir. Maalesef öyle. Tabii bir de toplum olarak mesela... bu tür afetlerde hemen bir araya gelebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ancak unutuyoruz sonra. Örneğin deprem. Yani depremle ilgili size yeterli tedbirler alındı mı? Bu konuda vatandaş olarak neler söylersiniz? Şimdi bizim yani Türkiye'yi söyleyeyim. Evet. İnsanlar ani refleksle bir şey yapabiliyor. Ondan sonra uzun süreliğe yok. Genel eder. Yani, hepimiz aynı şekilde. Yani ben ABC demiyorum. Yani şimdi bu eğitimle gelindiği zaman, insanlar eğitimli olduğu zaman, yani örneğin ilkokuldan başlar ta bilmem nereye kadar insanlar bilinçlenir. Ama doğal yollarda öğrendiği zaman olmuyor, yetmiyor. Anladın mı? O zamanki refleks neyse an bir duygusallıkla hemen gidiyorsun, işte el atıyorsun. Bittiği zaman o da bitiyor. Yani sanki olmayacakmış, bir daha olmayacakmış şekilde yaşıyoruz. Oysa ki ölüm nasıl insana yakındır, yani bir nefes kadardır. Doğal afetler de aynı o şekilde yakındır. Uyuyoruz, ne biliyoruz, depremin saati mi vardır? Şu anki belirsiz olan bu sellerin, değil mi? Nasıl ki saati yok, günü yok. Biz daha önce yağmurun daha çok sonbaharlarda ve ilkbaharlarda bekliyorduk. Karın işte kışın ortasını bekliyorduk. Ama şimdi saati, dakikası, saniyesi belli değil. Yani onun için insan her konuda, yani sadece deprem değil. Yani yeteri bilgilendirme yapılmıyor. Çünkü baştakiler de aynı bizim gibi. Yani ben gideceğim meclise, ben de aynı. Ama... eğitimini almış bir topluluk öyle değildir. Örnek Japonya'yı görebiliyoruz. Bir felakette insanların bir pet su için 200 milimlik pet su için kuruklar oluşturuyor. Hiç kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Biz birbirimize linç ederiz. Yani onun için bilgi çok önemlidir. Eğitim çok önemlidir. Kesinlikle öyle. Bakın eğitim dediniz de hani akla gelince insan söyleme gereği hissediyor. Bakın elbette ki doğal afetler illaki insan eliyle oluyordur ama Rabbimiz böyle emretmişse böyle olacaktır ama yine insanlar bu işte bir müdahillik içerisinde. Ama eğitim çok önemli. Japonya örneğini verdi. Bakın Japonya'da depremler olduğunda insanlar tedbirini aldığı için gayet rahat bir şekilde yaşıyorlar ve teknolojik olarak bayağı ilerledi, ileri bir seviyede. Ama biz mesela bir şöyle örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde çocuğumu alıp liseye kaydedeceğim. X bir okula gittim. Kayıt yapılacak. Bana söylenen şu, bakın. Sözde kayıt parası yok ya. Okul aile birliğine şu kadar para yatırın, ondan sonra kayıt yapacağız. Dediğim kelime şu kendisine. Diyorum ki bakın bu bir etik durum değil. Yani kayıt parası olmadan, yani siz daha doğrusu aile birliğine biz bu parayı vermeden kayıt yaptıramayacak mıyız? Şimdi çocuğum orada bu diyaloğa şahit olduğunda acaba nasıl bir gelecek bekleyeceğiz bir çocuktan? Yani eğitmenlerimiz böyleyse bu iş nasıl çözülecek? Yani her şeyi maalesef maddeye bağlamışız. Her şeyi paraya bağlamışız. Teknoloji sağdan soldan hiç umurumuzda bile olmuyor. Deprem olacak da konuşacağız, sel olacak da konuşacağız ama sonrası yok. Maalesef toplum olarak bazı değerlerimizi yitirmişiz, bunu görüyorum aslında. Yoksa benim çocuğumun okul kaydı 250 liraymış, 500 lira, bu önemli değil. Ama örnek olma açısından eğitmenlerimiz böyleyse bilim adamlarımız ne halde olur? O açıdan bakmak lazım. Yani herkes bireysel eğitimli olması lazım. Evet. Bu açıdan bu örneği verdim. Peki maalesef artık yarınımıza, geleceğimize pek... güvenle bakamıyoruz. Siz endişe duyuyor musunuz bu konuda? Şimdi umudu elde bırakmamak lazım. Tabii ki endişe var. O da özellikle ülkenin yönetmesinden dolayı, yöneticilerinden dolayı. Yani bu genel diyorum, bu A, B, C parti güzelliğinsizin. Yani bu eğer gerçekten insanlar nasıl ki demin örnek verdiniz işte
bir afete insanlar o dayanışma içerisine giriyorsa, eğer doğru şekilde yönetilirse, demin bahsettiğiniz o eğitimle ilgili istenen para da istenmez. Yani o paranın istenmesi önemli değil. Yani olabilir, ihtiyacı vardır. Benim derdim şu, bir öğrenci velisi beraber gidiyor okul müdürü yanına, öğrencinin yanında siz o aile birliğine parayı vermeden kayıt yaptıramazsınız. İmajın yaratılması kötü bir şey. Orada çocuk acaba ileride öğretmen olsa, benim çocuğum ya ne bileyim başka bir meslek sahibi olsa, bu örnek onun da işleyecek yani maalesef. Tabii. Bu yanlış. Yoksa elbette eksiklerimiz olabilir. Evet. Ya bunlar olabilir şeyler ama eğitim önemli. Doğru eğitim. Şimdi eğitim biz maddiyet olarak ayrı bir yere koymamız lazım. Yani bu herkes için eğitim şarttır. Herkes için eğitim şarttır. Yani bu en alt düzeydeki ve en üst düzeydeki. Yani onun için eğitim, ama doğru bir şekilde eğitim yapılması. Yani örnek gösterdiniz, eğer benim çocuğum da öğretmen olup o da aynı o öğretmenin ya da o aile birliğinin yaptığı gibi yaparsa gene yanlış yoldayız. Gene de doğru eğitim alamıyoruz. Bu görsel eğitimdir. Mesela şimdi siz çocuğunuzla yolda giderken yediğiniz dondurmanın kabını yere atsanız çocuğunuz aynısını yapacak mı? Aynısını. Peki siz onu yere atmayıp da elinize bir kilometre de olsa yürüseniz, çöpe atsanız, o onu örnek almayacak mı? Alacaktır elbette. Mesele bu. Elbette. Yani kıymetli izleyiciler, her şey eğitim. Yoksa ben kayıt parası vermişim, beyefendi vermiş, bunun önemi yok. Evet. Burada meselemiz o da değil. Ama gerçekten eğitimli olmalıyız. Yani işi ehline vermeliyiz ve bu işin ehli olan insanlar gerek bilim dünyasında, gerek eğitim dünyasında, gerek ne bileyim hangi konu aklınıza ne gelirse gelsin, burada işin ehli insanlar olursa belki o zaman dünyanın kurtuluşu söz konusu olabilir. Çünkü bugün çok iyi eğitim almış olan insanların yapmış olduğu deneyler tüm gezegeni, yani sadece ülkemizi değil, dünyamızı değil, tüm gezegeni etkileyen sonuçlar doğurabiliyor. Asıl mesele bu. Dünyayı kendi elimizde yok ediyoruz. Ya da çok azınlıkta kalan bir grubun refahı için dünyayı maalesef yok etmeyle karşı karşıya getirdiler. Yazın ortasında sel felaketleri, yazın ortasında orman felaketleri, yazın ortasında aklınıza ne gelirse artık. Yani her şeyi biz kendi elimizde ya sebep olduk ya da belayı kendimize çektik. Doğru mu efendim? Doğrudur. Küresel ısınmaya inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Peki küresel ısınmanın yanı sıra insanların yapmış olduğu deneyler de, özellikle bazı bilim adamlarının yapmış olduğu deneyler var. Bunlar dünyamızı tehdit ediyor olabilir mi? Ediyor olabilir. Yani son zamanlarda fabrikalardan çıkan gazlar, zehirli dumanlar, yani olsun insanlar yani dünyayı kendileriyle mahvediyor, doğaya zarar veriyor. Yani küresel ısınma var. Yani... Peki bunlardan kaygı duyuyor musunuz? Mesela bir gün deprem oluyor, bir gün sel oluyor, bir gün başka bir afet oluyor. Artık bunlarla çok sık karşılaşır olduk. Kaygılı mısınız gelecek adına? Gelecek adına yani şu an hiç kaygılıyım yani. Yani küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Gerçekten de eğer böyle giderse belki 50 yıl sonra değil ama 100 yıl sonra, 150 yıl sonra yani insanlar problem yaşayabilir. Bizden sonraki nesiller için yani çok ileriki zamanlarda. Yani dev buzul kütleleri kopuyor Antarktika'da. Yani dünya yani su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla böyle riskler var. Yani böyle riskler var. Yani yok değil. Bunları gözden göz ardı edemeyiz yani. Bunlar ancak yani ama bizim insanlarımız yaşayınca akıllar başlarına gelir yani. Tabii şimdi birçok afetle karşılaşıyoruz ama sizce yeterince tedbir alınıyor mu ya da yetersiz mi? Bence yeterince tedbirin alındığını düşünüyorum. Şu anki mesela yangınlarda mesela normal bir yangın çıkışı değil, bu aşırı fazla bir yangın var. Bunun sebebi de yani kendiliğinden oluşan bir yangın değil yani. Bu bir provokasyon yani. Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleri mesela PKK'nın yani bir oyunlar yani. Onlar yapıyor. Onların yaptığı kesin. Yani devletimiz de elinden geleni yapıyor. Tomasıyla gerek helikopterleriyle elinden geldiğince yapıyor devletimiz. Evet, kesinlikle öyle kıymetli izleyiciler. Çıkar insanı aradan, çıksın ortaya yaradan demişler. Yani bunu da boşa dememişler. Özeti şu, insanoğlu maalesef verilmiş olan iradeyi yanlış kullanırsa ve bunu daha ileriye taşımaya kalkar ve haşa yaratıcılık vasfına girmeye kalkışırsa elbette ki büyük felaketler söz konusu olabilir. İşte bugün dünyanın birçok kentinde veya büyük şehrinde birçok afette karşı karşıyayız. Aslında biz orijinal ayarlarımıza dönmeliyiz. İşin özeti bence bu. Yoksa yapılan son deneyler gerçekten ülkemizi ve dünyamızı, daha da ötesinde gezegenimizi büyük bir tehdit olarak tehdit etmeye de maalesef devam ediyor. O yüzden insan olarak ayarlarımıza dönmeliyiz.
Efendim, küresel ısınma desem size neler söylersiniz? İnanıyor musunuz küresel ısınmaya? İnanmıyorum. Neden? Neden? Çünkü bu belli, kimin yaptığı belli bunun ortada. İçimiz yanıyor ama bunu yapan belli. Tabii bu sadece orman yangını özelinde değil. Yani depremler oluyor, dolu biliyorsunuz, yağışlarla karşı karşıyayız mevsiminde olmamasına rağmen. Birçok afet var aslında. Yani hep küresel ısınma deniyor ama sizce insan faktörü yok mu bunun içinde? Bunun içinde hani Allah'ın gönderdiği bize bir takdir var. Sunduğu bir şey var. Hani biraz Allah'ı da yukarısını da hatırlamak lazım. Maalesef hatırlamıyoruz. O yüzden diyorum ben. O da Allah'ın... uyarı mı diyorsunuz? Uyarı, bizim için uyarı o. Tabii birçok deneyler de yapılıyor. Yani dünyamızı, atmosferimizi, hatta gezegeni tehdit eden birçok deneyler oluyor. Bilim adamları yapıyor bunu. Doğru. Yani haşa, Allah'ın işine müdahale etmek gibi. Aynen. Bu da gezegeni tehdit etmez mi yani? Ediyor. Ediyor. Ona katılıyorum. Ben de katılıyorum. Mesela yazın ortasındayız. Bakıyoruz. Sel olmuş. Doğru. Ya da kışın ortasında havalar almış başını gidiyor. Yaz gibi bir mevsim yaşıyoruz. Yani nereye gidiyoruz? Yani bu son iki yıldır bir de pandemi eklendi buna. Orman yangınları. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani tek güvencimiz Allah. Buradan sadece yetkililere bir şey göndermek istiyorum. Evet. Gördük. Yangını da izledik. Bir şey yapamadılar. Evet. Bir şey yapamadılar. Çünkü ne? Sarayda mı yatacağız? Saraya mı sığınacağız bir şey olduğu zaman? Yani tek istediği o milletin orada çığlıkları, uçak, sadece bir uçak. Yani bunu yapamadık. Allah korusun, bir savaş çıksa ne olacak? Kaça bölüneceğiz? Ya vatanı kimse bölemez. Tabii tedbirler önemli. Bölünmez. Tedbirler çok önemli. Peki yani, genel olarak böyle afetlere baktığınızda gelecekten yana kaygılı mısınız? Gelecekten yana Allah çoluğumuzun yardımcısı olsun. İleriyi göremiyoruz yani. Maalesef hele pandemiden dolayı iki yıldır nefes. Aynen. Çocuklar okul okuyacak, okuyamıyor. Pandemiden dolayı dersleri yarım kaldı. Benim çocuk liseye atandı. Pandeminin yüzüne gönderemedik, başarısız. Tabii de bu toplumun psikolojisini de ciddi anlamda etkiliyor. Yani insanlara bir mutsuzluk, bir umutsuzluk söz konusu. Mutsuzluk var tabii. Para kazanmadığı zaman evde huzur yok. Bu yüzden afetler eklenince diyorsunuz. Evet, üst üste geliyor her şey. Pandemidir, afettir, yangındır. Onu anlatıyoruz, başka bir şeyler geliyor. Allah bundan sonrasını hayır etsin. Efendim, son iki yıldır ciddi felaketlerle karşı karşıya yaşıyoruz. En azından bu dünyada yaşayan insanlık olarak. Siz etkilendiniz mi bu süreçten? En çok nasıl etkilendiniz diye sorsam. Şöyle, gerçekten son zamanlarda, özellikle son 2020 yılında başımıza gelenler, sel, deprem, yani 25 yıllık yaşımda hepsini görmüş oldum. Öncesinde tabii darbe. Bunların nasıl bir sebebi var? Hani ülkeler arasında kaynaklı politik mi? Yoksa hani maneviyat olarak düşünürsek, hani bize bir ders mi? Açıkçası o kadarını bilemiyorum ama Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Gerçekten hem maddi olarak hem manevi olarak ciddi etkilendik. Bu süreçte hani psikiyatrik olarak da insanlar gerçekten zor durumda. Aslında onu soracaktım. Yani insanlar psikolojik olarak çok etkilendiler. Kesinlikle. Ve gelecekten yani bir kaygı içerisindeler. Şu anda mesela kesinlikle siz o kaygıyı yaşıyor musunuz? Ben yarın evet ne olacağım veya acaba yeni bir felaketle mi uyanacağım? Evet. Diyor musunuz? Yani şöyle, biz küçükken, çocukken nasıl güzel oyunlar oynarız diye düşünürken şu an çocukları, aileler nelerden uzak tutabilirim diye düşünüyorlar. Dışarı çocukları gönderemiyorlar. Hani dışarı çıkamıyoruz. Nasıl olacak, nasıl devam edecek bu şekilde bilemiyoruz. Gerçekten hani özellikle bizden sonraki hani şu Z kuşağı denilen nesil için ciddi tehdit eddi var. Ciddi tehdit söz konusu. Allah sonumuza hayır etsin, bir şey amin diyemiyorum. Amin evet, denir. Evet. Tabii şu var, mesela hep küresel ısınma diyoruz. Elbette bilimsel bir doğruluk payı var ancak evet, koca koca bilim adamları dünyanın dengesini bozan deneylerle uğraşıyorlar. Yani evet, suni depremler, suni yağmur, suni bulut. Hı-hı. Buna benzer birçok insanlığı değil, dünyayı tehdit eden, gezegeni tehdit eden bazı deneyler var. Evet. Bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani şöyle, tabii ki bilim adamları hani bilimsel gerçekler üzerinde çalışıyorlar. Sonuç elde edildi mi? Yani yıllardır konuşuluyor. Ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Yıllardır konuşuluyor. Bir çözüm üretilemedi. Bir sonuca varılamadı. Hani bu şekilde nasıl olacak gerçekten bilemiyorum. Sonumuz acı gözüküyor. Doğru, maalesef. Evet, sonumuz acı tabii gözüküyor. Tabii bir de biz toplum olarak, genel olarak bize özel bir haslet var şu. Bir yıkım veya bir afet olduğunu hemen bir araya gelebiliyoruz ama evet, evet. Ondan sonra unutulup gidiyor deprem. Kesinlikle gibi. Yani öyle. Düne kadar deprem gündemimizdeydi, şu an orman yangınları. Evet, evet. Sizce toplum olarak çok mu çabuk unutuyoruz bazı şeyleri?
Ya şöyle, unutmak değil ama hani yenisi gelince eskisini düşünemiyoruz. O an ne varsa onu düşünüyoruz. Bundan hani en büyük benim hatırladığım Elazığ depremi. Evet. Yani onda gerçekten ben Gaziantep'te ciddi etkilendim Elazığ depreminde. Ardından ne bileyim Karadeniz'de sel oldu. Kafamız oraya gitti. Hani gündemimizde ne varsa kafamızda da o var. Onunla meşgul oluyoruz. Zaten hayatın koşuşturması yeterince bizi yoran bir faktör. Onun dışında da gündemimizi etkileyen her şey bizi de etkiliyor. Gündemimizde ne varsa onu düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani. O zaman şöyle yapalım, kıymetli kardeşimizle konuyu kapatalım. Çünkü bugün de dünle beraber hep doğal afetleri konuştuk ve hep insan hatalarını da tabii ele aldık. Evet. Yapılan bazı deneyler maalesef dünyamızı, gezegenimizi çok ciddi anlamda tehdit ediyor. Tabii bir gün sabah uyandığımızda ya bir sel felaketi, bir başka sabah uyandığımızda deprem ya da hiç bir şey olmasa bile birileri, Allah muhafaza, işte görüyoruz maalesef yaşanan gerçekler var. Ormanlarımız alev alev yanıyor. Tabii dileğimiz, temennimiz olur ki insan hassasiyetini oluşturmak. İnşallah yeni afetlerle karşı karşıya kalmayız. Temennimiz bu. Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşça kalın. Hoşça kalın.